genel izleyici için uygundur. Mehmet Özer'le Mutfakta'dan herkese merhaba efendim. Evet değerli izleyiciler, bayramın son gününde size şeker gibi bir bölüm hazırladık. Çok değerli iki konuk geldi, çok sevdiğim iki insan geldi. Kırmadılar, öncelikle hoş geldiler sevgili Nihan Aygen ve sevgili Murat Aygen. Ama şimdi Nihan Aygen diyorum ama Elmas var, Aslı var içinde. Evet. Yani ben kısaca... Nihan'ın aslı Elmas aslında yani oradan. Ben kısaca söyledim ama... Nihan yeter. Nihan yeter. Gayet Nihan Aygen yeter. Öncelikle hakikaten hoş geldiniz. Bizi de kırmadınız. Böyle izleyicilere harika bir bayram bölümü izlettireceğiz. Evet. Gülenlerle beraber biz de size güzel hazırlıklar yaptık. Güzel yemekler pişireceğiz. Nihan sen elinde böyle bir dolu bir kavanoz çikolata geldin. Bugün bayram. Çok mu seviyorsun çikolata? Çok seviyorum. Ne kadar yani güzel. Hani hepsini seviyorum. Aslında bitter tercih ediyorum ama hani böyle duruyorsa mesela hepsinin tadına bakıyorum açıkçası. Biliyorsun sen önceden. Evet, çikolata gerçekten. Ciddi bir çikolata hayranıyım. Ama Murat'ın getirdiği ürünü de çok seviyorum. Çünkü peyniri de çok seviyorum evet. Hakikaten. Peynir olmaz. Murat da peynir getirdi. Bugün de biz size böyle bunlardan bir şekilde güzel bir menü yapacağız. İstiyorsanız önce menüyü bir söyleyeyim. Bakalım kulağa nasıl geliyor. Ondan sonra hem sohbete başlarız hem de yandan evet. Yemek pişiririz. Ben böyle bir uzun ve ağır ateşte pişmiş tavuk butları yapacağım. Lezzetlendirilmiş, baharatlandırılmış. Fırında böyle 2,5-3 saat pişeceğim. Böyle hafiften kemikten kendini bırakacak gibi. Sonra onun altında kullandığım aromatik sebzelerle ve tavuk suyuyla beraber onun bütün bıraktığı sudan bir çeşit ev yapımı demiglas yapacağım. Tavuk demiglası yapacağım. Üzerine sos olarak. Yanında da senin getirdiğin peyniri de kullanarak farklı bir şey yapacağım. Birazcık böyle benim yine geliştirdiğim, biraz benim uydurmasyon tarifim. Bir çeşit iç pilav yapacağım ama risotto gibi yapacağım. Sonunda peynir ve tereyağıyla bağlayacağım ama iç pilavın baharatları da içinde olacak. Ama pişirirken de pilav gibi pişirmeyeceğim, risotto gibi pişireceğim. Yani kepçe su vererek, hiç pirinçleri yıkamadan pirincin nişastasını da ortaya çıkararak bir şey yapacağım. Bence bu ikisi birbiriyle sosuyla falan güzel tamamlayıcı bir ziyafet, bayram tabağı olacak. Gülenay da benim en sevdiğim tatlılardan birini yapıyor. Bugün şekerpare yapacağız. Gerçekten çok güzel olacak. Bayılırım. Bayılırım şekerpare. Ay süper o zaman. Evet. Çok şahane bir menü. Menü kulağa iyi geldi mi şu anda? Çok iyi, çok. Tamam. Ne mutlu bize. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim. Malzemelerini de alalım. Hem güzel sohbete başlayalım hem de yemek pişirelim. Gördüğünüz gibi bir sihirli dokunuşla malzemelerimizi elimize aldık. Yemek pişirmeye de, sohbet etmeye de başlayabiliriz. Ve öncelikle tabii ki birazcık şeyi sormadan olmaz. Harika bir dizi projesi var. Bizim kanalımızda olduğu için daha da rahat konuşabiliyoruz. Mucize Doktor. Gayet gayet de iyi şekilde gidiyor. Artık sezonlar sonuna doğru da evet. Yaklaşıyoruz. Tatil zamanı mı? Tatil zamanına çok yaklaştık. Yani yapabileceğiz mi bilmiyorum da. Evet yaparız ya bir şekilde. Yani biz de bir ayağımız Bodrum'da olduğu için illa ölüp kaçacağız. Geçen sene de yapabildiniz değil mi Anan Yan? Tabii yaptık. Yani çok olmasa bile herhalde bir şekilde yapılabilir. Yani tabii kısıtlı şekilde ama en azından yani biraz rahatladık seni. Evet, tabii yani bir de hepimiz bu kadar bunaldık ki bu kış ya. Çok zor bir sene geçti. Hepimizin ihtiyaç var. Mucize Doktor'a işte sezon finali yapacak. Siz tatil yapacaksınız. Peki en azından sizle beraber zaten vakit geçiriyor şu anda herhalde ama Nil o ne yapıyor? Ay, o şu anda denizden konuşmuyor, yazdan konuşmuyor. Bir kızları var yani şimdi oraya da varayım. Maşallah. Bir de kardan konuşmuyor. Yani bu üç tane şeyi söyleyince Nil kaçıyor oradan. Hakikaten çok özlemiş çünkü.
Çok seviyorum. Dayanamıyorum diyor yani. Deniz deme. Dayanamıyorum. Yüzmek istiyorum. Yaz deme, hava ısınmıyor. Kış, kar, mar, hiçbir şey göremedik doğru düzgün. Evet ya. Tatil yapamadık. O yüzden bu üçü bizim evde yasak. Bir de düşünsene yani 5 yaşında daha değil mi değil? Yani 5 yaşında bir çocuk için bir hayatının bir yılını şu pandemi şeyiyle, karanlığıyla. Yaşamadık şey kalmadı ki. Defalarca seçim. Bodrum'daydık, evet. Deprem. Ondan abi de doğru, deprem de oldu. Deprem yaşadık doğru. Orada falan. Büyük bir trafik kazası. Ha evet. Bölümün ilk yayınlandığı gün çok büyük bir trafik kazası geçirdik biz Bodrum'a giderken. Gerçek mi? Evet evet, geçen sene. Çok fena. Aa, çok geçmiş olsun. Yani bu bir sene bizim için kazaydı. Son bir sene zor sene hakikaten yani. Ya o yüzden Nil için de çok zor bir senedir tabii de. O yüzden de, Nil her çok şey tecrübe etmiş şey oldu yani. Aşağı yukarı. Peki şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben bir taraftan bir şeyler kesip doğruyorum ama sen de istiyorsan yoğurmaya başla. Ben de aslında öncesinde şerbetini koyacağım. Çünkü ılık şerbet kullanacağız, sıcak tamam, tatlı hadi olacak. Ben de şu bir taban hazırlıyorum şu aromatik sebzelerle. Tavukları üzerine yerleştireceğim. Tavuklarını, biraz havuç, biraz kereviz, biraz soğan, birkaç diş sarımsak attım. Bunların üzerine tavukları bir soslayacağım, bir böyle şey yapacağım. Altına birazcık da su koyacağım. O suyun içinde soya sosu da olacak, pekmez de olacak. O çeke 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 bir çeşit şey de yapacağız. Şimdi bir şey söyleyeyim. Sizi ben biliyorum. Birkaç tane röportajınızı da gördüm. Çok hem tanışma hikayeniz hem de evlilik teklifi hikayeniz çok tatlı. Hadi birazcık siz anlatın, ben susayım hadi. Sen başla. Sen başla. Ben mi? Sen başla. Ya yaşamda böyle bir takım fırsatları yakalamak ya da ona hazır olma hikayesi aslında üstüne kurulu bir şey. Ben böyle hayatımdan çok mutsuzum, böyle mi devam edeceğim falan diye düşündüğüm bir dönemde. Zordu yani benim için hayat. Bir şeylerin eksikliği vesaire. Ondan sonra bir proje yapmak için de böyle ayak diriyordum. İşte şu gün yapayım, şu zaman yapayım, bir sene daha bekleyeyim falan. Bir akşam o kadar böyle garip şeyler yaşadım ki o gün içerisinde. Akşamına benim de ajansım var. Ondan sonra dedim arkadaşlar. Sen de apolet çok. Abi evet. Ondan sonra çocuklara dedim ki şundan bana hemen bir afiş hazırlayın. Bir proje hazırlığı yaptım falan. Bir tık geriden aldım yani hikayeyi ama. Ondan sonra kısa sürede dedim bu ilanı çıkacağız. Çok hızlı geri dönüş olsun. Kim dönerse onlarla çalışacağım ama böyle hani süzülmüş bir şey istiyorum yani. Bir sahne projesi, ondan sonra sahnede pek çok şey yapan performanslar yetiştirmek üzere, hazırlarını da belirli bir kıvama getirmek üzere. İki gün süren, herkesin 10'ar dakika zamanı olduğu, hatta bir dakika geç gelenlerin audition'a alınmadıkları bir proje başladık. İlk gün çok büyük hayal kırıklığı oldu benim için yani. Bu mudur dedim yani ülkede. Beklediler hiç olmamış. Yani hiç yani beklediğim şeyin çok altında falan. İkinci gün gelenler daha enteresandı. Saat ya 12 ya 12-10 geçe işte bizim kapı açılıyor. Bu arada böyle bir Amerikan vari uzun bir masa, işte jüri üyeleri falan. İşte biz bir tık karanlıktayız falan. İşte geliyor. Çok havalı bir de ya. Çok bir karanlıktayız falan. Her şey illüzyon. Ondan sonra performansçılar geliyorlar içeri. Zaten neler yapacağını biliyor herkes. İsmini söylüyor, yapıyor ve çıkıyor. Biz notlarımızı alıyoruz falan. İşte Harvard'da kürsüsü olan falan bir arkadaşım da var. Yani en öyle kalın tamam, bir jüri tayfa yani. Var yani. Ondan sonra Nihan içeri bir girdi kapıdan. Ben böyle şey oldu. Karım girdi içeri. Allah Allah falan. Asistanlarım var iki tane. En sevdiğim ondan hikaye. Ay, abi ben bayılıyorum. De ben de olsam ben de severim seni. Ben böyle konuştum, konuştum falan. 10 dakika sonra dedim ki ya ben bunu hiç kimseye yapmam ama birinci seçmeyi zaten geçtin. Hani git. Ve kendi yeteneğiyle tabii ki 3 seçmeye girecekler. Ondan sonra ve git dedim yani hadi çık. Çıkar çıkmaz da dedim ki bütün bağlantıları vardı mı yani. Ona ulaşamazsak başka numaralı falan. Şey. Ondan sonra var dediler. Dedim seçmelerden sonra konuşacağım. Karım çünkü dedim. Arkadaşım hakikaten da, kararı verdin ya. Evet evet. O Harvard deme sebebim benim şey. Yanımdaki arkadaşım diyor ki ama yüzü de çok güzel. Diyor ki oğlum ben orada değilim yani yüzü... Işte, benim karım yani çocuklarımın annesi falan yani o pozisyonda. Ondan sonra dedim, asistanı dedi ki hani de patron kesin evlenecek bak görürsünüz dedi. Ondan sonra ikinci seçmeler, üçüncü seçmeler işte hepsini geçti. Çok şeyimdir o konuda hani objektif takılırım.
Torpil morpil yok yani. Yok çünkü yani işime çok yaramayan çalıştım. Bir şey almam çok yani. Gerçekten çok öyle çalıştım. Bir şey. Neyse provalara başladık artık yani provalara da başladığımız için bir iki prova sonra falan Nihan'a dedim ki ya sen benim bildiğimi senin de bilmen lazım. Sen benim çocuklarımın annesin, acil evlenelim yani. Abi geldi böyle mi dedi? Böyle söyledi, direkt böyle söyledi. Tabii biznesmen yani sen? Hiç şeyim yok. Yani, şok geçirmedin mi? Tabii şok geçirdim. Yani bu arada hani bir şeyler oluyor, sohbet ediyoruz. Hani ortak bir sohbet ama o kadar çok hani ortak noktamız da var ki. Ben de şeydim böyle hani ne de hoş bir insan. Ama hani bir yere yeni şey girmişim. Adam da hoş adam şimdi. Adam onu diyorum hani adam hoş adam yani. Arada bir elektrik var ama. Ama şunu söyleyeceğim. Hani yeni bir ortama girmişim. Bana şimdi kızıyor sonra ama şunu söyleyeceğim. Söyle bile. Söyle. Dedi ki benim ama söyle. Ama dedi benim hayatım şu anda dedi böyle bir değişik. Ben dedim hepsini hallederim. Sıkıntı yok. Vay vay. Ben vay, çözerim, vay, giderim, vay. Ben konuşurum kimle konuşmam gerekiyorsa. Vay vay dedim, vay. Bu iş şey çünkü ciddi yani mevzu. Ay, ne hoş ya. Çok iyi. Dedi ki hani bak çok. Vallahi çok hoşuma. Bak ne kadar zarif evet, geçtim çok, kabul et. Ondan sonra. Dedi ki bir engelimiz daha var. Nedir dedim? Kardeşim evlenecek falan. İşte video var. Ondan sonra işte birkaç defa ertelemişler falan şeyi. Ha çünkü Murat diyor ki hemen evlenelim. Hemen yani yarın. Yok olmaz çünkü kardeşim evlenecek. Hakikaten yani, hemen evlenelim. Evet, hemen yani. Çünkü yani başka bir hazırlık içindeyiz. Şu anda ben diyemem ki ben evleniyorum. Onun vallahi hazırlığına hani yardımcı olmam lazım. Bu konuşmayı dinleyince bir sürü evde olan çıkar. Sonra dedim ama ki. Ama bu genelde başımıza gelen bir nedir abi? Yüzden... Ne isteniyor tam olarak yani? Vallahi işte ya vallahi beni istemeye geleceksiniz falan yani hani bir takım geleneksel şeyleri dedim tamam onlar okey hani ben istedim zaten senden ama daha böyle bir organizasyonsa onu da yaparız falan. Ondan sonra Ankara'ya gittik. Ankara'da oturuyor kardeşi ve eşi. Ben Ankaralıyım. Ha sen Ankaralısın. Evet. Ailem Ankaralı. Dedim ki arkadaşlar ben 2010 yılında evleneceğim. 31 Aralık gecesi 23.59 da dahil olmak üzere o zamana kadar vaktiniz var. Evlenmezseniz Nihan sizden önce evlenmiş evet olacak ya ben size söyleyeyim bunu da konuştuk falan. Ondan Allah olsun, Allah. Öyle abi ya yapacak bir şey yok. Ben dedim 40 kere evlenme teklif edeceğim sana. 40.sında doğru bunlar değil mi? Takarım. Tamamen. Abartmıyor yani. Hayır evet o anlatınca çok daha güzel oluyor her şey. Kameraların önündeyim diye. Yok ya, ya bayağı kanallar. Biliyorum, daha önce okudun bir de bir yerde. Kanallar istediler bir de görüntüleri öyle o kadar söyleyeyim. Evet. Gene bizim ofisteyiz arkadaşlar var çalışıyoruz masanın başında akşam böyle 11-12 herhalde o saatler yani akşam yani. Ondan sonra işte bir proje üstüne konuşuyoruz şudur budur. Dedim ki ya ay tutulması var gel hadi onu göstereyim ben sana ama o zamana kadar her teklifimde soruyorum kaçıncı bu 28, yani kaç 32, 35 falan. 11 olmak üzere 11'in içindeyiz. 39 dedi 39.'yu teklif etmiştim. Dedi hemen işte tırnak ya saç mı yaptın her an her şey beklenir senden. Çünkü her an bir şey olacak belli. Abi çıktık şeye motorla Boğaz Köprüsü'ne. Önce Anadolu yakasına geçtik. Sonra Anadolu yakasını Altunizade'den tekrar köprü yoluna girdik. Gişeler vardı yakalanmayalım diye yaptığımız şey aslında. Ondan sonra tabii Altunizade'den bizim ekip takıldı peşimize. Tam köprünün ortasında ben motoru istop ettim. Dedim aşağı in. Elini kolunu salla, ben de dörtlüleri yakıyorum, arkadan gelen çarpmasın bire, istop ettik falan. Köprünün ortasındayız bu arada. Ortasındasınız. Ondan ve sonra... ben arkaya bakıyorum, herkes bana doğru geliyor, ben böyle... Ama uzunları yakmış geliyorlar tabii falan. O sizin ekip zaten ama. Tabii. Ekip, ama ben tabii bilmiyorum, o kadar ışık aldım. Biraz sonra tabii çarpacaklar, bize mahvolacağız falan. Arkamı Murat, arabalar üst üste geliyor diye bir döndüm. Ne? Ben yerlerde elimde yüzük, köprünün salınımıyla... Ay ne tatlı yaptım ya. Arkadaşlar budur yani. İleri çekti inşallah bunları. Tabii. Ha neyse. Görüntüler elimizde yani. Var onlar. Boş boş konuşmam yani. Her şey kanıtlı. Hayır boş konuşmalar değil. Böyle bir hatıra. Tabii. Çok havalı. Hiç olabilecek yani bir şey değil yani. Bir 10 saniye gürültü yapabilir miyim? Lütfen. Çok kusura bakmayın. Şunu bir tavuğa yedireceğim sosu bir şey yapacağım. Hepsini sana tek tek izledim ha neler yapıyorsun diye. Şimdi anında bir üzerine kısaca geçelim zaten lütfen de. Şimdi hemen çok hızlıca, iyice bir ellerimi pisletmişken pisleteceğim. Tamam. Hem konuşmaya devam edelim hem de şu tavukları şöyle şey yapıyorum. Şu parmağımı şuradan sokuyorum arasına. Yani ta derinin dibine gidecek şekilde.
Çünkü derili taraftan tavuk lezzetlenmeyecektir. Ha tabii. Yani doğru. Etine değmesi lazım tavuğun lezzetlenmesi için. Şöyle açıyorum ve şuradan şöyle hani artık tamamen bir şöyle içine bu tereyağlı karışımdan, tereyağlı salçalı, baharatlı karışımdan, biraz pekmekli, pekmezli şey de var, soya sosu da var. Şu alttaki derisiz taraflarını da sürecek şekilde koyuyorum. Böylece tavuk etlerimi böyle gayet güzel bir şekilde lezzetlendiriyorum. Yine aynısını, hepsini yapacağım. Sonra bunun üstünü kapatacağız bir yağlı kağıtla. Ondan sonra da bir de folyo ile kapatacağım üzerini. Yağlı kağıdı folyoya değmesin diye yapıyorum etler. Ondan sonra da önce 220 derece yüksek ateş 40 dakika falan. Ondan sonra 160-170 derecede iyice böyle lime lime olana kadar pişireceğim. Ve sonunda tabii bütün bu suyu da altına koyacağım. Bütün bu tavuğun bıraktığı sos, lezzet, onun yanıklığı ve altta bir su birikecek. Onu birazcık çektirdikten sonra o da bir çeşit demiglasa dönüşecek. Ev yapımı bir demiglasa olacak. Sen ne yapacaksın? Hemencik hızlıca sen de anlat. Şerbeti koydum, kaynıyor şu anda. Usul usul kaynayacak. Un dışındaki ve fındık dışındaki tüm malzemeyi karıştırıyorum. Ve birazcık çırpacağım. Bir daha söyle, şerbeti koydun, kaynıyor. Şerbeti koydum, kaynıyor. Un çünkü koydun. Unun haricindeki neleri koydun unun oraya? Unun haricinde irmik. Evet. Bir şekerparenin aslında olmazsa olmazı bence. Birazcık ayçiçek yağı, biraz pudra şekeri, oda sıcaklığında tereyağı ekliyorum. Olabildiğince yumuşak olmalı ki karıştırırken kolay olsun işimiz. Biraz vanilya ve kabartma tozu ekleyeceğim. En son da ununu ekleyip bir hamur elde edeceğiz. Daha sonrasında böyle ceviz büyüklüğü kadar yuvarlayacağız. Ortasına fındıklarını yerleştireceğiz. Üzerine yumurta sarısını ekleyeceğiz. Fırına vereceğiz. Ve hemen, muhteşem bir tatlı mı olacak yine? Ya, çok ben iyi olacak. Gerçekten çok iyi olacak. Çin tavuğa değdim diye iyice bir savunuyorum. Yani Çin tavuk tehlikeli bir şey. Eli değdikten sonra evet, aynı tahtayı kullanmak gerekiyor. Yine aynı bıçağı kullanmak gerekiyor. O yüzden bol sabunlamakta fayda var elleri. Şimdi bu da tamam olduğuna göre ne yapıyorum? Burada yaptığım, karıştırdım. Biraz da nişasta koydum bunun içine ki piştikçe koyulaşsın, sosta bir daha sos kıvamını tutsun diye çok az da nişasta koydum. Böyle bunu üzerinden gezdirerek yanına gelecek şekilde, bu bizim sosumuz olacak çünkü sonra. Bu kadar yeter. Koydum. Bir yağlı kağıt rica edebilir miyim senden? Bir de folyo kağıdı varsa. Şunu şöyle üzerine kapatıyorum. Sadece tavuklara değen yerlerini. Şimdi hava alması için en son bir 15 dakika gerekirse bir kağıtları çıkartıp biraz daha üstü kızartsın diye de pişirilebilir. Yani burada çok lezzetli bir sos da elde etmiş oluyoruz. Çok aynı zamanda harikaten çok lezzetli bir tavuklar olacak. Ve şu anda yüksek derecedeki fırına attım. Şimdi bunu attık fırına, bunu unutacağız birazcık. Nefis bir yoğun bir sos yapacağız. Çok lezzetli tavuklar olacak. Hani tavuk da bu kadar lezzetli olur mu? Hani tavuk daha genel geçer bir yemektir ama bu bayağı birazcık esasında burada şey gibi bir şey olmuş olacak. İtalyanların ossobucosu vardır. Yanında safranlı risotto ile servis edilir. O dana, kemikli dana iyiliğidir. Ben bugün kemikli bir tavuktan yine aynı risottonun daha pilav usulünü yapacağım. Ve yani böyle bir ikili bir kombinasyon yapmış olacağım. Sen hala un koymadın değil mi onun içine? Şimdi koyuyorum. Tamam. Sen dedin, hemen ekliyorum. Okey. Ben de şimdi yavaş yavaş risottoya başlarım. Tamam. Hadi risottoya hem başlarım ben ama şöyle birazcık da oyun oynayalım. Şöyle bir şey yapacağım. Bunlar senin. Bunlar senin. Çok zor sorular. Hayır, onlar sadece sinirimi seziyorlar. Ben soruyu soracağım birbirinize bakmadan. Hanginiz o sorunun cevabı ise bana o kartı atacaksınız. Tamam mı? Okey. Mutfakta kim daha dağınık? Dağınık? Evet. Bakma ona. Değiliz. Sanki kim? Değilim. Değilim. Hiç değilim. Ben hiçbir zaman da değilim. Mutfakta da değilim. Daha bak, bu kadar harika bir romantik evlilik teklifinden sonra kimseyi birbirine düşünmeyelim ben. Yok düşmeyiz. Yok düşmeyiz ama doğru. Yok, düşmeyeceğiz. Doğru, ben, doğru değil mi yani? Yani yalan değil tabii de hani gelmişim ilk soru. Ben yemek yapar bitiririm tamam mı? Yemekle birlikte bir tane şey bulamazsın masanın üstünde damla. Şimdiki soru, kim daha şanslı? Ben soruyorum. Kim daha... Sorular bende. Tamam. Kim daha sakar? Yani öyle. Güzel soru. Yok. Yani o da böyle hani bazen böyle. Peki tamam okey. Bilemedim. Sakar. Bazen denk geldiğimiz bir şey değil. Evet. Kim daha iyi yemek yapar? Evet ona bekliyordum bu cevabı zaten. çok bir şok oldu diyelim ki. Bunlar daha güzel sorular. Kim daha inatçı? Bunlar daha kritik sorular.
Zaten bu da ortaya çıkarmış oldu mevzuyu. Peki. Kim daha kıskanç? Bunun cevabı yok. O da bizde yok yani. Yok. 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 Hani ikimizde de öyle bir garip kıskanç. Sakarlıkta kıskançlık. Ay ne kadar aferin evet tabii galiba. Kim daha romantik? Bence Murat. Ya, yani ona... böyle evlilik teklifinden sonra ayıptır ayıptır yani. Kim daha güzel dans eder? Şeysiz yani. Ha. Ama bak, aynı zamanda bu bir da. Bir ceren var. Ama böyleyiz aslında. Yok yok net yani hiç. Konuşulacak konu değil yani. Yani tabii. Peki. O dans ettiği zaman böyle kalırsın yani. Öyle söyleyeyim. Fakat biliyorsun. Tabii tabii. Ya ne iltifat kardeşim evet. Kocaman karşımızda ya. Ya herkes bu erkekler bugün Seyda programda kendilerinden mi ilinecekler? Bazı sorunlar yaşayanlar var bizim konuştuktan sonra evet. Hakikaten yani kavga çıkartırsınız siz. Yani boşanıp tekrar evlenen var yani öyle yani o kadar söyleyeyim. Yani, bu ne? Kim daha uykucu, daha masumane bir soru olsun hadi. Ah tutturamadılar yani bunu. Beni bırak ben orada uyurum yani bir şey. Ama uyumazsan da 48 saat ucu açık. Hani gider ben mutlaka uyurum. Bir hafta uyumadan sonunda. Devam etmişim. Hakikaten mi? Ama ben günün sonunda uyurum yani. Şu anda da uyurum mesela. Şu anda da uyurum. Öyle evet o da öyle doğru. Kim daha unutkan? Yani unutkan. Bak buna... Yani çok severim unutmayın daha doğrusu. Peki o zaman son sorumu soruyorum. Gayet güzel bir quiz geçirdikten sonra. Her zaman haklı olan kim? Ne çıktı? Ben seni gösterdim. Gösterdi işte. Ama bu da romantik bir cevap tabii. Yani. Bence de bu romantik bir cevap. Her zaman seviyorsun ben bir şey bilmiyorum. Bizim evde her zaman. Bak senin her tarafından romantiklik akıyor zaten. Şu cevabı veriyor olman bile öyle oldu yani. Her zaman Nihan haklı dedi. Konuyu da bitirdi. Bence harika bir quiz oldu. Bunu asabilirim değil mi? Böyle bence de. İlk şey kartım. Çok seviyorum. Burası burcu ne ya? Şey yani. Benim? Evet. Akrep. Senin? Boğa. Anlamam gerçi öyleyse sorun yeter. Peki anlayanlar, dinleyenler. Evet ben de işte bir akrep olarak falan. Belki izleyenler. Ama biz bu arada zıt burçlarmışız. Belki izleyenler bir şey anlar diye sordum. Biz o mesela zıt burcuz. Ben anlamıyorum. Ya bir arkadaşımız bize öyle yıldız haritası mıydı o? Evet yıldız haritası. Yıldız haritamızı çıkardı. Bayağı kilit gibi birbirinin üstüne oturuyormuş. Belli oluyor zaten de. Gelen bebemiz de tabii. O da kilidin eksik kalan parçasını tamamlamış olduk. Vallahi billahi belli oluyor. Evet. Ben başladım bu garip pilavıma, yani garip pilav demeyeyim de. değişik. Hayatınız bundan sonra bambaşka olacak. Bugün itibariyle. Yani bir çeşit iç pilav ama. Özlemişim ben seni abi, valla ben sana söyleyeyim yani. Özlemişim, çok tatlı bir adam. Yani, birazcık soğanları öldürüyorum zeytinyağında. Birazcık. Bir tane kesme şeker attım içine. İç pilav birazcık hafiften zeytinyağı pilavımız tatlı olur ya. Onu dengelemek için tuz ve karabiber döktüm. Hepsini takip ediyorum. Bir tane attım biliyorum. Fark ettim. Ondan sonra şimdi de ben de tutamıyorum kendimizi. Ben hepsini tek tek sayacağım hepsini. Havuçları da öldürdükten sonra şimdi normalde biz pilav yaparken pirinçleri yıkarız. Burada yıkamıyorum. Evet. Nişastasını çıkaracağım. Normal baldo pirinç kullanıyorum. Yani İtalyan'dan arboriosu gibi ya da cannoli gibi bir pirinç kullanmıyorum. Pirinci de koydum. Şimdi pirinç de birazcık kavrulacak burada. Pirincin hafiften saydamlaşmasını açıkçası istiyorum. Çünkü ne kadar iyi saydamlaşırsa pirinç biraz kavrulursa yüksek ateşte o kadar daha çok nişastasını ortaya çıkaracak. O nişasta da, çıkan nişasta da şeyi bağlayacak. Bizim pilavımızı bağlayacak. Şöyle saydamlaşana kadar karıştırmaya devam ediyorum. Çok güzel koktu bu arada. Şimdi daha baharatlar girmedi. Bakın baharatlar giriyor içine. Biraz kimyon. Kimyonu çok koymuyorum. Ama yeni bahar var burada. Yeni baharı birazcık daha bol koyuyorum. Şimdi iyice baharatlar
bütün kuru baharatları birazcık ateşle buluşturduğunuz zaman kokuları daha da çok ortaya çıkıyor. Yani daha sıvıyı koymadan. Gülenay'a bak. Pıtır 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 pıtır, pıtır orada çeker bahar yapıyor yani. Kenardan kenar. Ne kadar güzel gülüyorsun. Evet evet, ben şaşırdım doğrusu. İşte olmadı mı? Baharat da girdi. Şimdi artık şurada birazcık su da açtım. Safranım var. Yani de iyi de bir safran yani. Bunu da şöyle soğuk suda açtım. Ziyan etmiyoruz. Pahalı bir baharat zaten. Şöyle dibindekileri de kazıyorum. Soğuk suda. Bu da girdi işin içine. Bu da şimdi nefis. Hem koku, safranın kokusu da çıkmaya başladı ateşle beraber. Hem de güzel bir renk almaya başladı. Bunu artık yavaş yavaş sıvı istemeye başladı. Kabak konuşuyor yani benden. Sıvı istiyorum diye. Şuradan bir kepçe alacağım. Burada tavuk suyum var. Hı hı. Sıcak bir tavuk suyu, o da önemli. Soğuk su koyarsanız nişastası çıkmayacaktır. Şimdi önden birazcık koyacağım tavuk suyu. Sonra kepçe kepçe ilerleyeceğim. Ama önce birazcık çok koyabilirsiniz. Şöyle bütün bu baharatları falan pilava yedireceğim. Ve ondan sonra biraz çektikten sonra istedikçe bu pirinçler zaten şişmeye başlayacak. İlave edeceğim. Şöyle bir karıştıralım. Bütün pirinçlere su değsin. Islaklık. Evet. Bak şimdi kokusu da çok güzelleşmeye başladı. Bütün bu tatlar pilavın içinde birleşiyorlar. En son ne yapacağım? Senin getirdiğin eski kaşar var. Bende de birazcık parmesan var. O yüzden tuzunu dikkatli koymakta fayda var. Biraz tereyağı da koymadık daha içine hiç. En son tereyağı, parmesan, hatta tereyağı da şimdi alacağım, buzdolabına koyacağım. Ne kadar soğuk içine atarsak o kadar iyi bağlayacaktır. Buyurun. Atıyorum. Atabilirsin. Tek burada kontrol... Bilmeden yaptığım bir şey benim. Tek kontrol etmek istediğim şey şu pilavın suyunu tuz oranı. Çünkü soğandan ne kadar tuz koyarsanız koyun aynı etkiyi vermeyecek. Ama parmesanı da göz önüne alarak çok çok az tuz ve karabiber koyacağım. Ondan sonra koymayacağım. Zaten gerekirse koyarız. Biraz daha karabiber. Çok az da tuz koyayım. Evet. Ve gelelim. Birazcık pişmeye bırakalım. Evet gel anlat bakalım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Bir şey söyleyeyim. Vallahi şöyle. Senin getirdiğin çikolatadan bir tane yiyebilir miyim? Ay buyurun lütfen. İyi bayramlar. Öyle iyi bayramlar. Bayram, bayram ikramı. İyi bayramlar. Demin çaktığıma da sen bir tane de ağzına yapışmıştı, konuşamıyordun aslında. Evet tamam, şimdi biraz daha gevezelik yapmayayım da bir tane daha alacağım. Biraraycığım. Hemen bir tane canım çektim hemen. Şöyle. Programın bayram bayram ağzına takılıyor. Biraz daha su. Ve suyunu veriyoruz. Ben merak ettim yani görebilir miyim? Gel gel Murat. Hatta birazcık sen de ekleme yapabilirsin. Ben biraz sonra çünkü ekleme şeyi de göstereyim. Yapayım, anlamak istiyorum. Nasıl görünüyor sonra? Ya bu şişe pirinçler. Ya çikolata çok güzelmiş. Ellerine sağlık. Ya, şimdi artık bu aşamada tamamen çekene kadar bekleyelim suyu. Hı-hı. Gerekirse yine veririz. Ve en son şeyle bağlayacağım. Belki bir kaşık daha su koymak durumunda kalabiliriz. Hatta bu şeyleri fırına atınca Gülenay. Şekerpareleri. Şekerpareleri. Evet. Senin zaten şerbeti de bayağı yaptı ya. Evet. Yaptı yaptı. Yaptı. Bir daha anlatsana nasıl yaptığını. Hemen. Öncesinde şerbeti kaynattık. Tamam. Çünkü ılık şerbet kullanacağız. Tamam. Tatlımız sıcak olacak. Un dışında irmik, tereyağı, ayçiçek yağı, bir tane tam yumurta, bir tane de yumurtanın akını bakın ekledik. Biraz kalan sarıyı da üstüne sürüyorsun herhalde. Evet, kalan sarıyı da üzerine sürüyorum. Biraz vanilya, kabartma tozuyla beraber güzelce yoğurduk. Süper. Ve böyle bir işte ceviz büyüklüğünde toplar halinde yaptık. Fındık koyacağım mı? Koyabilirsin sen. Ben karıştırayım şöyle. Evet evet, ortalarına şimdi fındıklarını batıracağım. Birazcık da aralık bırakarak yerleştiriyorum ki çünkü içinde kabartma tozu olduğu için birazcık yayılacaklar. Tamamdır Murat'cığım. Fındıklarını yerleştireceğim. Fındık yemek ister misin? Ben isterim. Nihal istiyor orada bak. Benim şöyle. Sen onları fırına attıktan sonra ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Ben tavukları da daha önceden attığım olan tavukları da çıkartayım. Tamam. Bir göstereyim. Bıraktığı suyu nasıl süzdüğümüzü de göstereyim. Ve nasıl sosa dönüştüğünü de göstereyim. Bakar mısın? Şöyle hadi at onları da sen gel fındıklayalım onları. Tamam. Ondan sonra da şey yapalım.
Tavukları yapalım. Tavukları yapalım. Yani yapalım dedim, yapıldı tavuklar da. Uzun pişeceği için ben bayağı bir tane de yemek yapıp bir tarafa... Yaptı gerçekten. Güzel mi fındıkta? Fındıklar da güzel. Fındık da güzel. Fındık iyi, güzel. Ben yine bir su kontrolü yapıyorum her zamanki gibi. Su kontrolü önemli. Herkes çok gülüyor, eğleniyor. Bir şey mi var acaba? Bir şey söyleyeyim mi? Bu tabii çok güzel bir... Bayağı bir tepsi yaptın. Tabii canım. Tabii. Yani bol bol yiyeceğiz. Bu tabii çok daha güzel, oo, bir çok güzel bir iş bile olacak. Evet. Hatta ben şimdi varsa elinizde birazcık şey de alayım. Kuş üzümü varsa biraz sıcak suda kuş üzümü alalım. Hatta birazcık dolmalık fısık varsa dolmalık fısık da alalım. Ha tabii bak. Onlar da tam iç pilava dönüştürelim yani. Zaten şimdi ben yemek yaparken şey kokular üstünden gidiyorum bazen. Bazen renkler üstünden gidiyorum. Ya senin kırmızı yemek yapacağım sen falan. Sanatçı tarafı da var ya, yani bir görsel kesinlikle tarafı var. Tamam. Ya işte zaten geçmiş belli, işte Nil'de de var aynısı. Şu anda mesela onun kokusu parmesanla falan alabiliyorum ve... Demin çünkü şey gösterdi, biz dışarıda otururken Nil'in yaptığı bir resmi gösterdi. İnanamadın. Hmm. Beş yüksek, yaşında daha. Yüksek topraktaki tek ağaç. Evet. Ya inanamadım hakikaten. Koyduğu isim de çok enteresan. Hayır, zaten bence işte yüksek başlı başına yüksek topraktaki ağaç demesi ve şey. İstiyorsanız hadi yavaş yavaş öbür taraftan şeyleri, tamam, tavukları getirelim. Bir gösterelim bakalım. Hadi birazcık kuralı bir kabasını almış oluruz, temizlemiş oluruz. Olur. Anlaştık. Evet, geliyoruz artık programın yavaş yavaş böyle en güzel yerlerine. Yani bu yaptığımız iç pilav risottosu, kuş üzümlerini de ekledik içine. Böyle suyunu çekmeye başladı. Artık pişmeye başladı. Ben de yine bunu birazcık o İtalyanların yaptığı gibi yapmayı, vermeyi seviyorum. Çok hafif, çok sert değil ama böyle dişe gelir tabii şekilde al dente bir pirinç olacak. Yani öyle bir lapa gibi pirinç olsun da istemiyorum midemize otursun diye. Şu tavuğu da çıkaracağım. Yardım edeyim mi? Yok, yok. Şöyle gösteriyorum. Bakar mısınız? Yani böyle bir tabağımız oldu. Bak suyunun bir kısmını burada, bir kısmını buraya aldım. Evet. Süzdüğüm suyu. Ve bunu biraz ocakta yüksek ateşte çektirince içinde pekmez ve şeker olduğu için ve biraz da nişasta olduğu için böyle karamel gibi bir çeşit ev yapımı demiglasımız oldu. Tamamen tavuk kemiğinin ve alttaki o havuç, kereviz, soğan, sarımsağın bıraktığı lezzetlerle süzdüğümüz zaman böyle nefis bir şey çıktı. Tavukları zaten çok güzel lezzetlendirmiştik. Tereyağı ve salçalarla, soya soslarıyla falan filan. Nefis oldu. Bakın tam istediğimiz gerçek bir risotto kıvamında oldu. Tereyağı ama, getireyim mi? Ama iç pilav yaptık esasında. Şimdi artık bağlama kısmına geliyorum. Evet. Bağlama kısmı için altını kapattım. Tereyağını soğutmuştuk zaten biraz daha. Şöyle soğuk tereyağıyla bağlayacağım bunu. Hepsi buna fazla gelebilir ama neyse koydum hadi artık. Tereyağı. Koymuşken koyalım bari. Bayram yemeği ya, bayram öyle yemeği. Düşün. Biraz parmesan. Birazcık eski kaşar. Tamamen bu ısısını eriyecek ve bunu bağlayacak zaten. Şöyle bir karıştırıyorum şimdi. Hızlıca. Hakikaten. En son belki üzerine biraz daha peynir koyarız. Senin getirdiğin peynirleri kullanıyoruz birazcık. Afiyet olsun hepimize. Bak nasıl şu kıvamını göstereceğim. Çok güzel oldu. Onu görmek istiyorum. Bakar mısın yani? Nasıl güzel bir kıvam oldu. Yani bütün o nişastasını doğru çıkarttık pirincin içinden. Hiç krema falan koymadan içinde kremamsı bir risottomuz oldu. Çok güzel. Sen de istiyorsan şeyleri çıkart. Bir bakayım, evet ben de bir fırına. Şurada biraz daha hafif dinlensin de ağzınıza yakmasın. Sonra tabaklara koyacağım zaten. Şöyle bunu böyle gösterelim. Evet. Tavuklarımız hazır. Tavuklarımızın karamel gibi olan nefis sosu hazır. Yavaş yavaş tabaklarınızı alacağım. Şöyle peçetelerinizi yanınıza alırsanız. Ay bakar mısın? Şöyle yağlı kağıdından hemen kurtaralım. Bakalım bir kokla. Vallahi yani, çok geliyor zaten buraya. Gel bir kokla var ya. Öyle değil mi? Ama ne yaptın? Ama sen ne yaptın? Evet. Çok da güzel kabarmış Gülen'e ya. Evet. Tam benlik. Şimdi şerbeti de alınca böyle. Şerbetimiz ılık olacak değil mi? Evet. Şerbeti ılık. Bunları alıyorum artık şuradan. Ah tamam, nefis. Ellerine sağlık. Şimdi vallahi birazdan afiyetler olsun. Bekliyorum gerçekten. Sabırsızlıkla. Öyle de yenir değil mi onlar? Yenir tabii. Tabii kurabiye. Kurabiye yani, evet. Bir çeşit kurabiye. Çok güzel.
Duyduğunuz zilin sesini duyduğunuz gibi oldu. Cız. Sa çok güzel o ses. Oy. İyi. Ellerine sağlık valla. Vallahi çok çok lezzetli oluyor. Ben artık yavaş yavaş servise evet. geçiyorum. Şöyle biz de İtalyanlar gibi yapalım şöyle tabağın altına. Şöyle vuralım. Çok iyi. Üzerine tavukları yerleştireceğim. En sonunda üzerine bu yaptığımız harika sostan yerleştireceğim. Ve böyle bayağı bir ziyafet, bayram içinde ziyafet menüsü oldu. Umarım değerli izleyiciler siz de ellerinize denersiniz. Harika bir tarif oluyor. Çok da meşakkatli de değil, çok zor da değil. Çok pahalı bir tarif de değil esasında. Değil. Yani safran evet. koymazsınız, zerdeçal koyabilirsiniz. Sadece kaşar peynir de koyabilirsiniz peynir olarak. Ucuza da mal edebileceğiniz bir tarif. Ama hem gösterişli hem de makul bir tarif açıkçası. Çok lezzetli. O yüzden tavsiye ediyorum hakikaten yani. Evet, şöyle bir biraz daha koyalım. Şöyle yine vuruyoruz. Bir maşallah miyim Gülay Hanım? Hemen. Şöyle silah. Pardon. Senin önünden seni benim almam. Uşak o maşı. Şimdi geldik tavuk butlarımıza. Şunu da şöyle üzerine yerleştirelim. Bunu da buna yerleştirelim. Seninki biraz daha büyük benim. Erkeksi proteine ihtiyacı. Kafam çalışmıyor zaten bu aralar. İyi olacak. Estağfurullah. Şimdi de işin taçlandırılması, bu yaptığımız vallahi sanat eseri gibi sanat olsun. Gerçekten. Sesi seyrediyorum bak. Ben kendimi bayağı gibi. Kedi gibi hissediyorum şu anda. Kedi bir tabak oldu ve bence çok güzel oldu. Evet. Bunu da aldık. Son şöyle bir şeyler kaldıysa onları da alayım. Evet. Ve... Sen diyorsun acıktım mı yani ben? Yani yemiş gelsem ne olacak yani? Evet. Evet. Oo lala. Murat'cığım. Efendim teşekkür ederim. Bunu vereyim. Şunu şuraya alayım. Bu bir eser işte. Yani. Evet, gerçekten. Yani. Bu bir eser. Ama size özendik. Teşekkür ederim. Valla sizi geleceğinizi duyunca biz de hakikaten çok özendik. Çok en lezzetli tariflerimizi yaptılar. Çalıştık efendim. Ne kadar bekleyeceğim mesela yemek için? Bence her... Ne kadar bekleniyor? Bence tavuklar çok sıcak değil. Konseptinizde ne kadar bekliyor? Konseptimizde bir şey yok. Lütfen buyurun efendim. Konseptimizde yemek yemek var şu aşamadan sonra. Bakalım. Ama genelde dikkatliyim ve çok anormalde ağzınız yanmasın. Çok iyi olmuş. Değil mi? Ben biraz benim uydurmasyon tarifim ama çok güzel oluyor yani. Uydurmasyon? Yani birazcık kendime göre bir şeyler yapıyorum. Böyle uyduruyorsan sen yani... Çok güzel olmuş. Ay, afiyet olsun, çok sevindim. Wow. Ne mutlu bize, vallahi çok. Daha tavuğa geçmedim ama şu yani, ya tavuğun... Bu kadar güzel yemek yapıp güzel. Bir de böyle fit kalmak falan. Yürümek, tek şey var, başka bir şey yok yani. Çok iyiymiş. Ama şu tavuğun bir de yani, sosundan da alsanız ayrıca. Nerede, hangi kameradayız? her kamera sizde. Kameramız bol vallahi. Ya Mehmet'in programını seyrederek yemek yaparsanız... Ben çok teşekkür ederim. Ekstra bir lezzet daha katmış olur. Yani o sizin nazikliğiniz. Ama bunun içinde yani bu nazikliğiniz efendim. Evde yemek yaparken kızım da öyle arada gelip parmağını dokundurur falan. Sevgi katıyor olmak. Yaptığın işi evet, seviyor olmak. Bir de ne biliyor musun? Gerekli. Bak farkındaysan yani neredeyse 15 yaşımdan beri neredeyse 35 senedir yemek pişiriyorum. Hala ve hala şurada her yemeği yaparken farkındasındır belki 8-10 kere tadına baktım her aşamasında. Tabii. Yani bir kaşık alıyorum, tadına bakıp atıyorum. Bir kaşık alıyorum, tadına bakıp atıyorum. Yani o bu kontrol etmek de önemli bir şey yaptığın tabii. işi insanın. Abi çok iyi olmuş. Çok güzel. Afiyet olsun. Yani. Sen ayrıca, ölçüyorsun da yani çok iyi olmuş. Sosu ayrıca falan. Denedim. Sosu muazzam. Çok güzel değil mi? Muazzam. Tek başına sosu aldım. Bir de tavuktan alsana Murat. Nefis. Şu deri sahibi üzerinden kaldır zaten o kurumuştur iyice. Hı hı. Şu aradan gireceğim. Aradan gir. Etine doğru. Etine. Vav. Wow. Onda çok yumuşamış o zaten o da. Uzun pişti, ağır ateşte pişti. Nefis pişmiş bu da belli. Mükemmel. Ay, mükemmel. Mükemmel. Bir şey söyleyeyim mi? Ay, nasıl siz? Kapatın abi. Olmuş değil mi tabii? İyi bayramlar. İyi bayramlar. Esnaful olmuş hepinizde. Ne demek? Bizim de en mutlu anımız evet bu an oluyor ya. Evet ya gerçekten. Nefis. Hakikaten. Bize de en önemli şey hakikaten bu. Hakikaten çıkabilirsiniz yani şey kapatın. Sonra. Benim çikolatam bayağı ayıp gidelim. Oldu şimdi böyle getirmiş oldum. Oğlum ben sen çaktırmadan ben burada yemek pişirip 3 tane evet. çikolata yedim ha. Çok iyiyim. Vallahi 3 tane çikolata yedim. Bayram çikolatası diye bir attım bir de attım.
Ay ne mutlu bize. Belki bir şey söyleyeceğim. Belki denersiniz tarifi evde aynısını. Deniriz. Çünkü bir de kolay hakikaten ha bakarsan. Gayet tarif izlediğim değil. İzlediğim için. O yüzden biz de bu tarifi Murat dener evde. Biz tamam. Biz de bayıla bayıla yeriz. Şunu biraz daha sulandıralım. Kurdukça koyuyor. Çekiyor direkt. Çekiyor onu. Şey yapalım. Çok basit tarif. Hakikaten ucuz da bir tarif. Yerli malzemelerle yaptım. Hiç parmesan koymak zorunda değilsiniz. Hiç safran koymak safran zorunda değilsiniz. Zerdeçal koyabilirsiniz. Herhangi bir başka peynir koyabilirsiniz bağlarken. Ama biliyorsunuz bu tarifler hep nerede? Bizi sosyal medyadan takip edince Instagram, Facebook, Mehmet Özel'le mutfakta. Kaçırdığınız bölümler nerede? Onlar da Fox.com.tr'nin internet sitesinde deyip bir küçük hatırlatma yaptık. Sen yavaş yavaş tatlı evet, tabaklarında... Evet, tatlılarını şöyle buyurun kendi sen. Ellerinde. Evet. Buyurun. Sen ne yaptın? Yani... O demin yoğurduğun şey değil mi bu? Hani baksana ne kadar güzel gülüyor. Hala güzel gülüyor. Hani program başladı gülüyor. Bitiyor bitti, hala çok güzel gülüyor. Hala. Ben buradan böyle çıkarken de böyle çıkıyorum. Ne tatlı bir yere gelmişim ya. Ben. Bir şey söyleyeceğim. Yemeğe yine devam edeceksiniz ama süremiz çok azaldı. Ben bir de şununla ilgili yorumunuzu alacağım. Evet, sonra evet. Tekrar yemeğe dönersiniz. Evet. Böyle dengeleriz işi yani. Evet. Hemen. Ya şimdi şöyle koyacağım da kaldırmayın yani tamam mı? Yok yok kaldırmıyoruz. Ben hiç önümden ayırmıyorum. Yemek gördüğünüz üzere. Ona göre hareketlerimize dikkat edelim. Burada yemek yemek serbest. Önce kaymaksız bu. Kaymaksız al önce ben. Evet. Ben de almak istiyorum. Hemen verin. Yok önce onlar istersen. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Nasıl ya? Yani sen nasıl bunu bu kadar zaman ben. İçinde yaptın? Ver. Hani bu böyle şey temiz gibi. Mi? Temiz. Bir taraftan hani, gülerken bir taraftan. Hani ne bileyim hani akşamdan yapılıp bilmem bir şey olması evet. Gerekiyor falan hani öyle tatlıymış afiyetler gibi. Afiyetler olsun. Ay çok güzel. Ben de parmakla. Güzel mi olmuş? Şekerin miktarı çok iyi. Mükemmel. Çok. Evet. Ben çünkü çok şekerli çok, değil. Çok kıvamı da çok iyi şekerli çok iyi. Şerbet de iyi çekmiş. Çok güzel çekmiş. Öyle sağ ol. Hakikaten yani. Siz yemeğe devam edebilirsiniz. Ben tamam. Bugün ne yaptığımızın üzerine geçeyim efendim. Değerli izleyiciler bugün... Şahane. Neler mi neler yaptık. Ağır ateşte pişmiş tavuk budağı için. Bir fırın kabının içine kabaca doğradığımız kuru soğanları, havuçları, kereviz saplarını ve sarımsakları yayıyoruz. Bir terbiye hazırlıyoruz. Terbiyesi için tereyağı, biber salçası, domates salçası, tuz, karabiber, zeytinyağı, kaju baharatı, biraz limon suyu, biraz soya sosu ve biraz pekmezi bir mutfak blenderında çırpıyoruz. Daha sonra tavuk butlarının derili kısımlarının içine de yedirecek şekilde bu sosu güzelce buluyoruz. Tavuk butlarımızı fırın kabına koyuyoruz. İçine birazcık karıştırdığımız tavuk suyu, pekmez, soya sosu, esmer şeker ve nişastayı döküyoruz. Üstünü güzelce kapatıp ağır ateşte tavuk butlarımız lime lime olana kadar pişiriyoruz. Dibinde bırakan sosu birazcık çektirdikten sonra üzerinde servis yapıyoruz. İç pilav risotto için. Öncelikle bir pilav tenceresinin içine zeytinyağı koyuyoruz. Rendelenmiş kuru soğanları içine ilave edip tuz karabiberle birlikte soteliyoruz. Ardından içine kesme şeker, rendelenmiş havuç koyup birazcık daha kavuruyoruz. Pirinci de ekledikten sonra kavurmaya devam ediyoruz. Kimyon, yeni bahar, safran koyuyoruz. Birazcık daha soteliyoruz. Tavuk suyunu üzerine kepçe kepçe sıcak şekilde döküp iyice pirinçler yumuşayana kadar pişiriyoruz. Üzerine sıcak suda beklettiğimiz kuş üzümünü ekliyoruz. Tereyağı ve parmesan ve eski kaşarla bağlayarak servis yapıyoruz. Şekerpare için yumurta ve yumurta akını bir karıştırma kabının içine alıyoruz. İçine irmik, sıvı yağ, pudra şekeri, tereyağı, vanilya, kabartma tozu ve un koyduktan sonra güzelce yoğurup kurabiye kıvamına getiriyoruz. Küçük toplar yapıp bir fırın tepsisi içine yerleştiriyoruz. Şekerparelerimizin üzerine yumurta sarısını sürerek üzerlerini fındıkla süslüyoruz. Önceden ısıttığımız fırında altın rengi olana kadar fırınlıyoruz. Ayrı bir yerde şerbeti için toz şeker, su ve limonu kaynatıyoruz. Ilık şerbeti sıcak şekerparenin üzerine yedirip kaymakla süsleyip Antep fıstığıyla servis yapıyoruz. Gördüğünüz gibi tabaklar değişiyor, tabaklar geliyor, evet. Tabaklar değişiyor, tabaklar geliyor. Biz de bu arada mutluluktan evet. Uçuyoruz. En mutlu olduğumuz zaman bizim şimdi. Biz hakikaten bak, yani bu tip programlar yapınca, yani ben bir de çok uzun senelerden beri konuklu program yapıyorum, yemek programı. Bütün bu programın en mutlu anı evet, şu son anı. Şu son anı. Konuklara yemek yerkenki surat ifadelerinde gerçekten o mutluluğu görmek. Çok ama çok teşekkür ediyorum size. Biz teşekkür ederiz. Hakikaten çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Harikulade bir bölüm oldu hakikaten. Çok keyifliyiz. Sağ olun. Biz de çok keyif çok aldık. Çok tatlıyız ama konuk olarak. Ya. Ben kabul edelim. Ben en yani. İyilerinden yani çok. Bugüne kadar gelenlerin hepsinden çok. Neredeyse çok güldük, eğlendik. Kesinlikle, kesinlikle. Harikaydınız vallahi. Her yere oynuyorum bak farkındayım. Valla her yere oynuyorum.
Tekrar teşekkür ediyorum. Maalesef programın sonuna geldik. Nasıl geçti falan filan anlamadık da. Evet, değerli izleyiciler, siz ne yapıyorsunuz? Bizi izlemeye devam ediyorsunuz. Biz evlerinize misafir olmaya devam ediyoruz. Son bir hatırlatma, sosyal medya, Instagram, Facebook, Mehmet Özel ile Mutfak'ta. Kaçırdığınız bölümler, detaylı tarifler Fox.com.tr'de diyoruz. Ve tekrar iyi bayramlar dileyip hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın.